Aslında bu sürece zaten ilçe kongreleriyle geldik ve orada hem ilçe başkanlarının Özgür Çelik'in arkasında durması ekseriyetli bir kısmının hem de özellikle değişimcilerin İstanbul'da daha öne çıkması biraz bu süreci buraya getiren etkenlerden bir tanesi. Şu anda Özgür Çelik önde gözüküyor. Ama tabii ki delege yapısı değişebilir. Delege yapısı değişebilir derken o fikirler değişebilir, farklı pazarlıklar ortaya çıkabilir. Bu durum değişiklik gösterebilir ancak şu andaki tablo net olarak o. Geçen hafta biz konuştuğumuzda da özellikle bu tek aday çıkma tartışmalarına dair İki taraftan da itirazlar vardı. Özellikle değişimciler şunu dile getiriyorlar. Biz önde olduğumuz bir yerde özellikle çarşaf liste, blok liste tartışmaları da vardı. Ankara ve İzmir'de hatırlayalım. Blok listeyle seçim kazanıldı. Ama burada genel merkezin daha çarşaf liste olabileceği yönünde teamülleri vardı İstanbul üzerinde. Ve değişimciler özellikle şunu dile getiriyorlar. Biz kazanabileceğimiz yerde neden ortak adaya ikna olalım? Diğer taraftan da genel merkeze yakın olan isimlerde eğer biz ortak aday çıkaracaksak ve bu isim Özgür Çelik olacaksa biz bütün Türkiye genelinde il kongrelerinde neden bu tartışmayı devam ettiriyoruz? Bu da anlamsız bir hale geliyor. Bunu anlatamayız şeklinde itirazları var. Yani iki tarafta da çok küçük kesim iki tarafında ortak adaya yakın. İki tarafında ağırlıklı kesimi aday göstermeye yakındı. Ve şu an geldiğimiz durumda da aslında öyle görünmese de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Özgür Çelik'le görüşecek dedik. Bir taraftan da net adayı Cemal Can Polat değildi ama şu anda desteğiyle Cemal Can Polat'ın aday olduğu bilgisi var. Öyle görünmese bile şu anda değişimcilerin bir adayı var ve daha Kılıçdaroğlu'na yakın, genel merkeze yakın bir aday var. Şu anda net olarak resim bu diyebiliriz. Peki Fırat, çok teşekkür ediyorum katıldığın için yayınımıza. Son durumu net bir şekilde o iddiaların ortasında sen çok daha önceden netleştirdin bu durumu. Ben yayına girerken tabii sosyal medyasından paylaştığını bilmiyordum Sayın Can Bolat'ın. Yayına girerken senden öğrenmiştim ama. Teşekkür Ben ediyoruz teşekkür ederim. verdiğin bilgiler için. Şunu bir sizlere de sormak istiyorum Tabii, aslında. tabii. Yani İstanbul hani birçok açıdan farklı ya önemi. Özellikle mesela Sayın Cumhurbaşkanı da hep söyler. İstanbul'u yerelde alan genelde de seçim kazanır diye, öyle olmadı ama. Burada başka etkiler var herhalde bu sefer. İstanbul'da il kongresinin kazanılması ne anlama gelir? Kaybedilmesi ne anlama gelir? Hem genel merkez için soruyorum hem değişimciler açısından. Şimdi teşbih tevata olmaz. Ali İzzet Begoviç'in şöyle bir cümlesi vardı, hatırlatmak isterim. Malum dönemlerde o Bosna Hersek Savaşı sırasında demişti ki biz kaybediyoruz ama onlar da kazanmıyordu. Teşbihe hatalı görünmesin ama şöyle bir örnek vereceğim. Hali hazırda şu an CHP'deki bu karmaşa ya da uzaktan baktığınız zaman nizamsızlık ve kongrelerdeki telaşe, kavga görüntüsü aday olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, Sayın Özgür Özel'in de, Sayın Örsan Üymen'in de kim kazanırsa kazansın CHP'nin buradan yaralı bir güç ve yaralanmış vaziyette çıkmasına imkan tanıyacak kanaatindeyim. Diğer türlü burada birliktelik tesis edilmeden ve vatandaşa dediğim gibi moral motivasyon yüklemesi yapılmadan sağlıklı ilerlemediğini hatırlatmakta fayda var. Çünkü dışarıda ki bu karmaşa vatandaş nazarında da makis buluyor. Kime sorarsanız sorun. Bu durumdan, bu karmaşadan rahatsızlık duyuyor. Dolayısıyla siz bu seçmenlerle seçime gireceksiniz. İstanbul İl Başkanlığı düzeyindeki bir ne diyelim yenilikçilerin, daha doğrusu değişimcilerin kazanması ya da merkezin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği adayın kazanması noktasında vatandaşa yansıyacak ya da oy olarak ne yansıyacak diye sorarsanız ben bütünü itibariyle CHP'deki bu kongre sürecinin çok sağlıklı ilerlemediği kanaatindeyim. Kendi zaviyemden bakacak olursam yine söylüyorum ısrarla neredeyse hemen hemen her gün CHP'ye bir göktaşı düşüyor. Ve o göktaşının yarattığı tahribat, yarattığı sıkıntıları kimi CHP'li yazarlar daha da böyle hani körüklercesine işte şunun şöyle bir söylemi var, bunun şöyle bir selamı var babında daha da fazla kaşıyorlar. Bu CHP'ye bir şey kazandırmıyor. CHP'ye puan kaybettiriyor. Vatandaş nazarında da çok olumsuz bir havanın teneffüs olmasına imkan tanıyor. Buna dikkat edilmesinde fayda var kanaatindeyim. Peki. Şimdi bir Skype bağlantımız olacak. Çünkü Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün bir tweet'i oldu. Sayın Süleyman Soylu'ya destek veren bir tweet'ti. Daha önce de olduğu gibi. Sonra Sayın Süleyman Soylu da yine daha önce olduğu gibi Sayın Devlet Bahçeli'ye desteğinden dolayı teşekkür etti. Ülke Ocakları eski başkanı Sayın Alaaddin Aldemir bizlerle birlikte. Alaaddin Bey merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Şimdi dediğim gibi bir tweet'i oldu. Neden? Çünkü son dönemde yapılan operasyonlar, o operasyonların ekranlara geliş şekli, haberlerin yansıtılış şekli aslında tüm bunların Süleyman Soylu'ya yönelik bir mesaj olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti hep. Sayın Bahçeli'nin bu desteği, Sayın Süleyman Soylu'ya bu iddiaların olduğu dönemde gelen bu desteği aslında bu Süleyman Soylu'ya bir mesaj iddialarını da destekleyen nitelikte değil mi aynı zamanda? Ya tabii bu açıdan bakabiliriz. Evet, Süleyman Soylu'ya açık bir destek var burada. Ama bunun gerisinde ben daha çok bir ideolojik çatan derinleşerek ve ayrışarak devam ettiğini düşünüyorum. Yani bir Türk milliyetçiliğini temsil eden bir MHP ile bunun adını net koyalım. Siyasal ümmetçilik yönü ağır basan bir AK Parti'nin şu an ittifakı var. Büyük Birliği daha çok siyasi ümmet çizgide görebiliriz. Zaten o doğudaki o Kürt İslamcı yapının temsilcisi olan şey de öyledir. Şimdi burada son dönemdeki siyasi gelişmelerle beraber de değerlendirebilmek lazım. Bunun ötesinde de Sayın Devlet Bahçeli Türkiye'de en ciddi muhalefeti yapanlardan biri benim. Şahsına yönelik bir şeyim yok ama yapılan yanlış politikaları gördüğümde şahsı kendimce gördüğüm politikaları eleştiren biriyim ama şimdi milliyetçilikleri devletçi, toplumcu, özgürlükçü olarak ayırabiliriz. Yani genel hatlarıyla ben birkaç şeyim var, formülüm var. Bunlardan biri bu. Cumhuriyet'in kurucu babalarının milliyetçiliği devletçiydi. Türkeş'in kuruculuğu toplumcuydu. Ama Devlet Bey bireyin özgürlüğünü, demokrasi, hukuku, insan haklarını, laikliği önceleyeceği yerde daha çok belki içinde olduğu şeylerden dolayı devletin varlığını sisteme önceleyen bir yapı içerisinde. Burada bu kaygılarla AK Parti ile beraber olduğunu düşünüyorum ve orada bir ne diyeyim yani sisteme yönelik bir sağlamlaştırma duruşu sergilediğini düşünüyorum. Şimdi bu noktada da Sayın Soylu'nun ayrıştığı nokta nedir? Liberal milliyetçi bir yaklaşımı vardır yani. Soylu'yla biz doğru yola da beraber olduk. Şimdi bu nokta ben ideolojik bir farkındalık da görüyorum. Tabii günlük olaylarında etkisi var ama AK Parti'nin içerisindeki bu milliyetçi, liberal kanadın bir adım öne çıkan temsilcisi Süleyman Soylu'ydu. Şimdi onun geri plana atılıp üzerine gidilmesi tamam. Kanun dışı, gayrimeşru insanlarla fotoğrafları, ilişkileri, o 15 Temmuz'daki şeyler ama bunların ötesinde bir ideolojik çatlaklığın büyüyerek, derinleşerek devam ettiğinin göstergesi olarak görüyorum ben Sayın Bahçeli'nin açıklamasını. Veys Dündar, sen nasıl gördün bu tweet? Daha önce de hep sahip çıktığı mesajlar, tweetler olmuştu. AKP ile MHP arasındaki ince çizgide mi duruyor Sayın Soylu? Hassasiyet noktası. Şimdi burada Bahçeli'nin kullandığı dilin benzeriyle Sayın Erdoğan cevap verirse şayet bu 24 saat içerisinde belli olacaktır. Çünkü kendisi şu an işte Nahçıvan'da. Buna mukabil aynı sertlikte cevap verirse bu Cumhur İttifakı'nın bittiği manasına gelir. Süleyman Soylu'nun buradaki eksiğer etkisi şu. Kendini şu an İçişleri Bakanlığı'ndan alındıktan sonra yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın en nihayetinde fotoğrafları Sayın Soylu ile medyaya yansımış olan Tanıl Bora'nın, özür dilerim, neydi o arkadaşının da? Kaplan. Kaplan. O fotoğraflara mukabil olarak Şirazenin nereye kadar uzandığı aşikar oldu. Savcıya kadar geldi. Savcının külliyede düğün yaptığı, Sayın Erdoğan'la fotoğraflarının olduğu filan medyaya yansıdı. Ve orada bir ara bir duraksama oldu. Lakin eğer Süleyman Soylu'nun siyaseten daha pasif bir hareket edilmesi gerekiyorsa bu operasyonların devam etmesi gerekiyor Erdoğan ve AK Parti nazarında. Diğer türlü Sayın Bahçeli ile Süleyman Soylu'nun da arasında hatırlarsanız rahmetli Sinan Ateş cinayetinde de böyle bir kriz yaşanmıştı ve Bahçeli ile Süleyman Soylu'nun birbirleriyle konuşmadığı, hatta Soylu'nun da kendince böyle bir imkan bulduğu ve gardını, MHP'ye karşı gardını aldığı falan konuşuldu. Şimdi çok değişkenli bir süreç bu. Buradan tabii AK Parti'nin ve dolayısıyla Erdoğan'ın bence Süleyman Soylu'nun daha pasif hale getirilmesi noktasında karar vereceği noktasında bir izlenimim var. Diğer türlü Süleyman Soylu'nun güçlenmesi demek hem AK Parti'de Erdoğan sonrası için gelişmesi muhtemel olan liderler düzeyinde Erdoğan'ı zorluk yaşatacağı kanaatindeyim. Burada Süleyman Soylu'nun daha etkisiz hale getirilmesi noktasında bir sürecin yaşanacağını düşünüyorum.